Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yeni kuşlar aldık, papağan aldık, 5 adet papağan geldi arkadaşlar. 2 tane takım, bir tane de yavru diye geldi ama büyük ihtimalle anaç bir kuş. Sağlık sorunu var, öyle ciddi bir şey gözükmüyor, sizlere göstereceğim. Geldikleri kafes burada, kutuyla gelmediler, kafesle geldiler. Papağanlar Amasya'dan geldi arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane sultan takımı aldık, bir tane de yavru veya anaç bir sultan aldık, onu da sizlere göstereceğim birazdan. Sultanlar gayet sağlıklı gözüküyor. Şu salmadakinin sadece karaciğer sorunu var. Onun için de bir ilaç alacağız. İlaç takviyemizi geçeceğiz. Salmadaki kuş da zor yakalanan bir mutasyon sultan diye geçiyor internette. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Yeni gelen sultan takımımız burada. Buradaki Spangle erkek jumbomuzu buraya aldık arkadaşlar. Dişisiyle beraber artık burada yumurtlayacaklar inşallah. Şu an kaç takım sultanımız oldu? 5 takım sultanımız var arkadaşlar. 3 takım yukarıda var. 3'ü de komple çiftleşiyor, yavru yumurta veriyorlar. Bunlar da bugün bayağı bir çiftleştiler. Çiftleşme de tam anlamıyla gerçekleşti. Yumurtayı dolduracaklardır. Dişimiz şu an yerde. Yuvaları sadece sıkıntılı onların. Yuvaları sıkıntılı derken folluklu ama küçük folluk var. Büyük folluk yok. Bir sonraki kuluçkada onlara da büyük yuvalık alacağız arkadaşlar. Bu kuluçkayı küçük yuvalıkta geçecekler artık. Bir sonraki yuvalıkta kuluçkada büyük yuvalığa geçeceğiz. Evet, bu takımımız arkadaşlar. Erkeğimiz bu. Dişimizde buradaki gri kanat olan erkeğimiz Lutino Piet, dişimizde normal Piet diye geçiyor internette. Tam sultanların cinslerine hakim değilim arkadaşlar. Bunlar yuvadan çıkmıyorlardı. Video çektim. Ben geldiğim zaman bugün şimdi dışarıya çıktılar. Sürekli yuvadalardı arkadaşlar. Eşe atar atmaz, daha doğrusu bu kafese atar atmaz. Sabah yeni aldık zaten. Kafese attıktan bir 10-15 dakika sonra erkek yuvaya girdi. Kur uçuşu yaptı işte. Dişiye falan çağırdı, yuvayı kazdı etti. Dişi yuvaya girdi, beraber yuvada yattılar. Bunlar maksimum 15 güne kadar ilk yumurtayı bırakacaklardır arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim. Erkeğimiz bu. Dişimiz de bu arkadaşlar. Dişi zaten yuvayı gözlüyor gördüğünüz gibi. İlk erkek girdi, tekrardan söylüyorum. Daha sonra dişi peşine girdi. Zaten genelde böyle oluyor, bilginiz olsun. Sultanlar da erkek yuvaya girer, kuru uçuş yapar, dişi yuvaya çağırır arkadaşlar. Diğer sultan takımımız burada. Bunların cinsiyetlerinden emin değilim ama erkek bu. Dişi de bu. Dişi zaten garanti bu gözüküyor şu anda. Erkek de yuvaya bir iki adım attı ama içeriye girmediler asla. Sadece kafasını yuvadan içeriye uzattı. Dişimiz de aynı şekilde kafasını yuvadan içeriye uzattı arkadaşlar. Bunlar da ortama alışma süreçlerini bekliyorlar. Bazı kuşlarda alışma süreci olmuyor ama bazılarında işte bir hafta 10 gün veya 15 gün 20 günde ortama alışma süreci oluyor arkadaşlar. Üsttekilerde beklemedik, dediğim gibi direkt yuvaya girdiler. Bunlar biraz nazlandılar daha doğrusu ama bunlar da yuvaya giriyorlar yani. Bunda da erkek bu. Bütünü olan arkadaşlar. Grey'de. Bunda Grey mutasyonu. Bu da değişik bir tür diye geçiyordu. Adını unuttum ama böyle Cinnamon muydu? Cinnamon Piet miydi? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Dişimiz de bu. Yemleri burada. Suları burada. Daldırı verdim yoldan geldikleri için. Yarın elektrolit vereceğim arkadaşlar. Dışıklarında renginde değişiklik var. Sebebiyse stres kaynaklı oluyor arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Salmadaki sultanımıza geçelim arkadaşlar. Salmadaki sultanımız da Lütün, ama Lütün'ün değişik mutasyonu sapsarı hayvan. Şöyle göstereyim. Karaciğer rahatsızlığının olduğunu nereden anlıyoruz? Ben aslında tam anlayamadım. Duruşundan falan değişiklik olduğunu anlamıştım. Sultanlar da anlamadığını söyledim sizlere zaten baştan. Hani anlıyorum ama çok anlamıyorum. Facebook'taki sayfada paylaştım. Sağ olsun oradaki üyeler hemen anında dönüş sağladılar ve cevapladılar. Dediler ki karaciğer hastası kuşunuz. Karaciğer hastalığı içinde ilaç kullanmanız lazım dediler. Bir iki aya kadar düzelme ihtimali yüksek dediler ama düzelmeme ihtimali de var tabii ki. Hani buna çok cüzi bir miktarda bir fiyat verdik arkadaşlar. Diğer takımların yanında hediye geldi de diyebilirim sizlere. Hani çok bir para vermedik buna. Bunun karaciğer sorunu varmış. Sadece onu halledeceğiz inşallah. Bunu ayrı bir kafese alacağım. Burada tutmayacağım. Bu 60'lık kafesinden var. Onu açıp şu sağdaki boşluğa yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Orada bakacağım veya bu hasta kafesini buradan kaldırıp buraya da oturtabiliriz. Ona ayrı K vitamini, karaciğer için gerekli vitaminler, enzimler falan verilecek arkadaşlar. Hastalığını o şekilde atlatacağız ama gördüğünüz gibi bu da Lutino diye geçiyor. Sapsarı zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanaklarında kırmızılık az. Hani biraz daha zor yakalanan mutasyon. Normalde Lutinolar bunlar zaten, bildiğiniz gibi piyasadaki en yaygın Lutino cinsi bu. Bunlar biraz daha zor yakalanıyormuş. İkisinin arasındaki fark da gayet net bir şekilde anlaşılıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Biri yumurta sarısı, birisi beyazla karışık sarı kremi renginde diyebilirim. Diğer sultan takımlarımızdan bahsedelim. Sultanlardan başladık. Sultanlardan devam edelim. Daha sonrasında yuvadan atlayan yavrularımızı falan da gösteririz arkadaşlar. Bu arada İstanbul'a göndereceğim kuşlarım var. Onları göstereceğim. Bunlar çiftleşmeye başladılar. Dışkıda büyüme var mı? Dışkıda büyüme var, evet. Ama yumurtlamış mıdır derseniz henüz yumurtlamamıştır. Bir 3-4 güne kadar ilk yumurtayı atacaktır.
Şöyle vuralım, erkeğimiz çıksın arkadaşlar. Yuvadayken stres olmasınlar. Yuvayı hazırlamış, bakın ortayı boş bırakmış yumurtlayacağı bölgeyi. Bunlar da çiftleşme hala devam ediyor. Yumurtlayacaklardır arkadaşlar. Burada 2 adet yavrumuz var yuvada. Şöyle göstereyim sizlere. Bu arada yavrular bana tüy attılar kan çırpınca. Bismillah, açalım yuvayı. Kursak yuvadan aşağı sarkmış arkadaşlar. Göbeğe yaslamış oraya, bakın. Kursaktan yemler gözüküyor. Bir adet grey yavrumuz var, bir adet de lütuna yavrumuz var. O da arkaya kaçtı. Yuvayı kapatalım, daha fazla rahatsız etmeyelim. Takım gayet güzel bir şekilde bunlara bakıyor. Bu takımımızda arkadaşlar 5-6 güne kadar, maksimum 6 güne kadar ilk yumurtayı bırakacaktır. Tahminen 4 veya 5 adet yumurta yapacaklar ilk kuluçkaları. Bakalım kaç tanesini dolduracaklar. Çiftleşme dediğim gibi tam anlamıyla gerçekleşti bunlarda da. Yani 3 takım yukarıda garanti oturan var. Bunlar 4. takımın %100 yumurtlayacaklar. Yuvadan çıkmıyorlar çünkü arkadaşlar. Birbirleriyle ilgileri çok fazla var. Altta da dişimiz erkeğin ayağını ısırıyor. Bu da neyin göstergesi arkadaşlar? Bilgiyi verelim sizlere. Sultanlarda, muhabbetlerde de var. Dişiler veya erkekler karşı cinsin ayağını ısırdığı zaman onunla çiftleşmek istediğini belli ediyor arkadaşlar. Öyle söylüyorlarmış yani. Bir makaleden okumuştum. Yani onların da arası gayet güzel yani. Sıkıntı yok. İnşallah onlardan da yavru yumurta alacağız. İstanbul'a göndereceğim yavrularımızı sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet, burada bir tane Spangle Jumbo yavrumuz var. Gayet güzel geliyor. Koyu yeşil bir rengi var. Yeşilin rengi çok çok güzel. Bunu göndereceğiz arkadaşlar. Onun haricinde burada Sarı DFM var. Bu İstanbul'a gidecek. Bunlar ikisi ayrı kişiye gidecek. Sarı DF ile lila beyaz dişim var. Onlar aynı kişiye gidecek. Yukarıdaki başka kişiye gidecek arkadaşlar. Bu erkek, yukarıdaki erkek lila beyaz DF kuşunda dişi. Sizlere şöyle gösterelim. Kafasını biliyorsunuz, annesi yolmuştu. Tüyler tekrardan patladı. Tüy çıkıyor yani. Sıkıntı yok. Bu da daha bu yaşta, daha doğrusu yuvadan yeni atladı. Kuyruk kaldırmaya falan başladı. Erkeklere kur yapmaya başladı. Hani alan kişi de çok fazla beklemeyecek arkadaşlar. Rahat bir şekilde üretebilecek. 5-6 aylık olduğunda çok kolay bir şekilde yavru yumurta verir. Burada kendimize ayırdığımız jumbo yavrumuz var. Bu da ciddi anlamda kalıplandı ve güzelleşti arkadaşlar. Bakalım. Japones yavrum var. Bakın burada gene İstanbul'a gidecekti. Yanlış hatırlamıyorsam tam bir bakmam lazım ama Ankara'da olabilir. Ankara'ydı ya. Bu Ankara'ydı herhalde. Hani listem var arkadaşlar. Ajandam var. Hani bayağı bir kuş göndereceğim bu ara. İstanbul, Ankara ağırlıklı. O yüzden bazen yerlerini şaşırıyorum ama alacak kişilerin hemen ajandamızı göstereyim. Ajandamız burada. Hani bütün alacak kişilerin ismi falan burada yazıyor. Hangi kuş gidecekse, hangi yuvanın yavrusuysa, ne kadar alınacaksa her şey yazıyor yani. Ona göre kuşları gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada yuvadan düşen yavrularımız var. Bakın 4 adet askerler yuvadan atlamışlar. 3 adet gri yavrum var. Grilerin içinden çok sevdiğim şu beni besleyin diye öten yavru var ya. Onu mutasyonu biraz daha hoşuma gitti bunlara göre. Çünkü kafa bembeyaz. Bunlarda hafif grilik var. Açılacak ama ona kadar beyaz olmayacaktır. Kanatları da beyaz arkadaşlar. Fark etmişsinizdir bakın. Kanat çizgileri onun beyaz. Öndekinin siyah. O biraz daha güzel oluyor. Bunu da kardeşleri besliyor. Anne babası beslemiyor. Hani böyle olduğu zaman da yavru birazcık sönük kalabiliyor. Şöyle gösterelim sizlere. Sönük kalıyor derken nasıl oluyor? Kalıp olarak belki bunlar kadar olamayacak. Veya sağlık açısından birazcık sıkıntılı büyüyecek. Bakın kardeşlerinden deneniyor şu an. Beni besleyin diye. Biraz önce Japonesimizi beslemişti. Japones yavrumuz da arkada gayet sağlıklı bir şekilde dolanıyor arkadaşlar. Kursağı falan full dolu maşallah. Bakın kardeşini o besliyor. Bunlarda da durum böyle. Yuvada bir yavrumuz vardı. Hemen yuvamızı da gösterelim sizlere isterseniz. Yeşil bir yavrumuz vardı. O da orada takılıyor. Spangle yavrumuz. Bu birazcık geç düşecek arkadaşlar. Bakın girmiş erkeğimiz yuvaya, gördünüz mü? Erkek yuvada, dişi dışarıda. O da yuvaya gelecektir. Şöyle 2 numaraya geçelim. Japonistlerimizin 3 adet yavrusu var arkadaşlar. Yuvaları gezelim bari, birazcık uzun olsun videomuz. Maşallahınızı alırız arkadaşlar. 2 tane DF geliyor yanılmıyorsam. Bir tane garanti ama bir tane tahminen söylüyorum. Bakın üstte de erkeğimiz yuvaya girdi. Sultan'dan inşallah güzel bir şekilde oturdu arkadaşlar. Sultanlara birazcık daha ağırlık vereceğim. Onun haricinde şov ve jumbo ayarında muhabbetlere ağırlık vereceğim. Bu ara takımı satabilirim. Satacağım takımlarda yerli ayarında veya kırık çek ayarında takımlar olacaktır. Alttaki takım olabilir. Morla renkli erkeğim olabilir. Hani satacaksan bu takımları satacağım. Öyle söyleyebilirim sizlere. 6 numaralı yuvamıza geçelim arkadaşlar. Burada 9 adet yavrumuz var. Bakalım yavru sayısı fazla olduğu zaman ezilme ihtimali çok çok yüksek oluyor ama hepsinin boyutları birbirine yakın olduğu için arkadaşlar bunlar da birazcık zor ezilmesi aslında ama yine de kontrol etmek gerekiyor.
Maşallah hepsi gayet sağlıklı gözüküyor. Lütfen yavrularımız mevcut. Mavi spangle yavrularımız mevcut. Çeşit çeşit renkler var. Gayet güzel, sağlıklılar. Hiçbir sıkıntımız yok. Buradaki kafes şu an boş. Dişisi dinlenmeye alındı arkadaşlar. Şöyle aşağıya geçelim. Bunlar yumurtlamışlar mı? Yok, henüz yumurtlamamışlar. Bunlar da çiftleşme hala devam ediyor. Bunlar bu kuluçka 7 veya 8 yumurta yapacaktır arkadaşlar. İlk kuluçkada dişimiz 6 yumurta yaptı. Bu sefer biraz daha beklentim yüksek. 7-8 bekliyorum. Aşağıya geçelim. Burada tepeli mantolu dişimiz var. Bir yavru bakıyor arkadaşlar. Baktığı yavru da bayağı bir büyümüş maşallah. Kocaman olmuş. Bu da DF geliyor diyebilirim arkadaşlar. DF dişimizin yavrusu ve sarı parçalı jumbo erkeğimizin yavrusu. Anne babasını hemen göstereyim, kafalar karışmasın. O yavrumuzun babası bu. Arkaya kaç bakalım. Babamız bu. Gayet güzel bir yavru geliyor yani onun altından da. Babamız bu arkadaşlar. Annemiz de buradaki sarı. Bakın o da jumbo. Hani kırık jumbo ayarında ama çok da küçük bir cins değil yani. Güzel yavru atacaktır bunların altından da. Bunları niye ayırdım? Bunlar tüyde arkadaşlar. Dişlerimizin çoğu tüyde. Bu arada misafir kuşlarımız var. Bakın arkada yeşil parçalım var. Önde mavi parçalım var. Bunlar misafir arkadaşlar. Akrabamdan geldi. Mart veya Nisan ayına kadar bizim salmamızda bize misafirlik edecekler. O zamana kadar bizdeler. Morumuzu da satarız derken bunu satma ihtimalimiz var. Yukarıda bunun eşi var. Yumurtlayıp yavru verdiği bir erkeği var. Arkadaki yeşil olan erkeğimiz var arkadaşlar. Veya buradaki takımımızı da satabiliriz. Bunlar çiftleşmeye başladılar bu arada. Hani çıkartacaksam bu iki takımı çıkartacağım. Çünkü sultanlara yer açmam lazım arkadaşlar. Şu köşeyi komple sultanlarla dolduracağım. Oradaki takımları da muhabbetleri buradaki kafeslere aktaracağız derken yerimiz az oluyor, daralıyor. O yüzden yer açmamız lazım. Başka yuva göstermediğim neresi var? Şu yuvaya bakalım. Yuvada henüz yavru yok ama herhalde annemiz yatıyor. İkinci yumurta gelmiş maşallah deyip yuvayı kapatalım. Sen yatmaya devam et. Bu yavru ölmedi arkadaşlar. Sakın korkmayın. Yuvada bu şekilde yattıkları için dışarıya alışma süreçleri birazcık uzun sürüyor. Bu da Ankara'ya yollayacağım kuşum, yavrum. Yuvada uyuyor sanıyor kendini. Şöyle bakın. Hemen ayaklandı zaten. Gördünüz mü? Bazen oluyor ki böyle ölü sanıyorsunuz hayvanlar ama gayet sağlıklılar. Jumbo yavrularımız ciddi anlamda güzel geldi bu arada. Bu yavrumuz 3-4 gündür bayağı bir iyiydi. Bugün tekrardan rahatsızlandı ve etrafında tekrardan kusmaya başladı arkadaşlar. Suyuna tekrardan E. coli verdim. E. coli kestikten sonra rahatsızlanıyor hayvan. Kusmaya hala devam ediyor. Sağlık tohumumuzu verdim. Yarın biraz daha toparlanacaktır. Tekrarlayan bir rahatsızlığı var. Bakın bunlar da yuva kardeş değil ama normalde kardeşler. Bir önceki yuvanın yavrusu, arkadaki mavi. Bu da şimdiki yuvanın yavrusu. Bunun rengi parlament mavisi. Çok güzel bir rengi var. Onu İstanbul'a göndereceğiz inşallah. Başka şu an göstermediğim bir şey yok herhalde arkadaşlar. Aşağı salmayı da gösterdik. Başka göstermediğim yok. Evet. Yeni kuşlar geldi. Sabahın köründe yavrularımızı, kuşlarımızı almaya gittik arkadaşlar. Kafeslerine falan yerleştirdik. Papağanlardan memnunum. Bakın dişimiz yuvada yatıyor. Erkek girdi, dişiyi çağırdı. Sonra dişi gelince erkek çıktı. Dişiyi yuvaya alıştırıyor yani. Bunlar yarın büyük ihtimalle çiftleşmeye başlayacaklardır. 10 gün içinde de ilk yumurtayı vereceklerdir arkadaşlar. Alttaki takım birazcık bekleyebiliriz. Onlar karakter olarak ortam alışma süreleri birazcık daha uzun sürüyor. Bunlara göre belli zaten. Başka göstermediğim düşünüyorum da yok. Hani yuvasını açmadığım da kalmadı. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalımıza abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.